Yıldız. Bugün burada Halkın Kurtuluş Partisi olarak Eyüp Lisesi Müdürü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Suç duyurumuzun konusu 14 Ocak 2021 tarihinde Eyüp Lisesi'ne elden teslim ettiğimiz, içinde Tayyip Erdoğan'ın lise diplomasına dair sorularımızın olduğu dilekçemizin bugüne kadar işleme konulmaması, sümen altı edilmeye çalışılmasıdır. Bilindiği üzere Eyüp Lisesi kamuoyunda Tayyip Erdoğan'ın fark derslerini vererek mezun olduğu lise olarak bilinmektedir. Biz de Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu iddia edilen Eyüp Lisesi'ne bilgi edinme kanununca şu soruları sorduk. 1. Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Lisesi'ne kayıt yaptırmış mıdır? Yaptırmışsa hangi tarihte başvurup kayıt yaptırmıştır? İkinci bir soru, o dönem Yüksek Öğrenim Kurumu'na girebilmek için İmam Hatip Lisesi'nden mezun bir öğrencinin kaç fark ders vermesi gerekiyordu? Ve bu fark dersler ne kadar sürede verilebilirdi? Bir diğer soru, Recep Tayyip Erdoğan okulumuzda kaç fark ders verdi? Ve hangi derslerden hangi notlar aldı? Bir başka soru, Recep Tayyip Erdoğan okulumuzdan hangi tarihte mezun oldu? Mezun olduysa diplomasının bir örneğinin çıkartılmasını talep ediyoruz. Ve son soru, Recep Tayyip Erdoğan üniversiteye 1973-74 tarihinde girdiğini iddia etmektedir. Ancak 1973 tarihinde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olup o yıl lisenizde fark dersleri veriyorsa aynı tarihte üniversiteye nasıl girmiştir? Eyüp Lisesi'ne sorduğumuz sorulara bilgi edinme kanununca 15 gün içinde ancak belgeleri başka bir yerden temin etmeleri gerekiyorsa en geç 30 gün içinde temin ederek dilekçenize cevap vermeleri gerekiyor. Ancak dilekçenizi vereni 90 gibi geçmiş olmasına rağmen ne okul yönetiminden ne de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bize cevap gelmemiştir. Bu yapılan açıkça kanunsuzluktur, hukuku hiçe saymaktır. Mezun olduğu iddia edilen Eyüp Lisesi'nin nasıl bir arşivi vardır ki mezun olduğu iddia edilen bir öğrencisi hakkındaki mezun olduğuna dair belgeyi 90 gündür sunamamaktadır. Yoksa zaten hiç öyle bir belge yok mudur? Bu cevapsızlığın, bu sessizliğin ardında acaba lise diploması olmaması mı yapmaktadır? Her ne kadar bu cevapsızlık yüzünden lise diplomasının var olup olmadığı konusu tam olarak açığa çıkmasa da Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu konunun partisi olmaya devam edeceğiz. Ve er geç tüm gerçekleri ortaya çıkaracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Halkız, haklıyız, yeneceğiz. Halkız, haklıyız, yeneceğiz. Halkız, haklıyız, yeneceğiz. Tüm engellemelere rağmen yaptığımız suç duyurusunu burada duyurmuş olduk.